Merhaba bisiklet yolculuğu takipçileri. Şu anda Pendik sahile doğru pedallıyoruz. Bu gece iftardan sonra bir tur yapalım dedik. Uzun zamandır tura çıkmamıştım. Paslandım deyimi yerindeyse. Evet, şuradan ışıklardan karşıya geçeceğim. Sahil yolundaki bisiklet yoluna çıkacağım. Güvenli bir şekilde sahildeki bisiklet yoluna ulaştık. Burada şu an bisiklet binilecek gibi değil. Çok kötü bir zamana denk geldim. Tabiri caizse gidemiyorum şu. Neyse, öyle usul usul bu alanı geçmeye çalışacağız ama. Iskeler yolu bile ıslatmış burada. Ve yola şu an. Atıyor. Oo, yine sulamanın olduğu bir yere geldik. Mecburen yavaşlayacağız. Ve durma noktasına geldim. Burası bildiğin gölet. Bildiğiniz göletin içinden geçiyorum şu an. Şuradan hop. Kaçtık. Hadi bakalım devam. Şu an Yunus'a geldim. Şu an sahil yolu kısmındayız. Evet bisiklet yolculuğu takipçileri, şu anda Yunus'tan Kartal'a doğru pedallıyoruz. Hızımız ortalama 20 kilometre. Pendik'ten çıkış yaptık. Hedefimizde ise Dragos'a kadar pedallamak var. Hop, şuradan şöyle geçeriz. Abiye çarpmadan. Kartal merkeze geldik. Bugünkü hedefim Dragos'a kadar pedallamak. Az bir yolum kaldı. Pendik'ten Dragos 10 kilometre. 10 gidiş 10 geliş toplam 20 kilometre yol yapmış olacağım bu akşam sizlerle.
Bak ya, bir bak. Değil mi? Yola bir bak. Ben de hazırlıksızdım. Parmağım biraz, çok küçük parmağım incindi. Frene sert asıldığım için. Ben bakar sağına soluna diye frene çok asılmadım açıkçası. Tabii kaydı çekerim ama önü sıksaydım daha kısa mesafede durabilirdim ama sadece arka freni sıkabildim. Ve asıldığım için de küçük parmağımı da biraz zorladım. Evet, çok az bir mesafe kaldı Dragos'a. Evet, yine insanlar. Mecburen yavaşlamaya gerekiyor. Evet, sahil yolundan motosiklet de gidiyor. Her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Eğer İstanbul'da bisiklet kullanıyorsanız nasıl trafiğinde çok dikkat etmeniz gerekiyorsa bisiklet yolunda daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yayalar gerçekten çok uyarsız olanları var. Onlar gerçekten başınıza iş açabilir. Yani yüksek hızla seyrederken önünüze atlayacak bir çocuk veya da bir kişi, çarpmanız halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir. O yüzden temkinli gitmekte ve dikkatli gitmekte fayda var. Evet, Dragos son 100 metre. Evet. Dragos'a geldik şu an. Şurada bir yerde bir mola vereceğim. Tesis açıkmış. Kaydı başlattıktan sonra 33 dakika geçmiş. Yani yarım saatte Dragos'a ulaştım.